merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Ali Bey. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, bayileri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Söğüt'teyim. Dolayısıyla Söğüt'teki bir av bayini sizler için ziyaret ediyorum. Bakalım bir tanıyalım bayinin sahibini ve bayinin adını söylesin. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ismim Abdullah Öztem. Söğüt'te yaşıyorum. Bayinizin adı ne? Öztem Kardeşler Av Bayi. Çok güzel. Kaç yıllık bayisiniz? 15 yıllık. Peki bizim ziyaretimizin sebebi, bayileri ziyaret ediyoruz çünkü böyle sıkıntılar, dertler varmış. Var mı anlatacağınız bize? Vallahi bir sıkıntılarımız var tabii. Satışlarla ilgili. Ondan sonra efendim taleple ilgili bir tür sıkıntılarımız var. Neler oluyor satışlarla ilgili mesela? Vallahi talep çok az. Yani bakıyorsun hiç para kazanmadan kapattığımız gün oluyor. Günler oluyor daha doğrusu. Bir ay içerisinde işte bir gün iş yapabiliyorsunuz. Bir arz talep meselesinde bir problem var. Ondan dolayı. Peki bu silah alım satım evraklarıyla ilgili sıkıntı oluyor mu? Emniyetten, işte jandarmadan neyse. Şimdi en büyük sorun da zaten orada. Devirlerde bu problem yok ama çabuk gerçekleşiyor devirler. Kişiden kişiye devrettiğimiz zaman ikinci el silahlar diyelim. Ama sıfır yeni bir silah alacağı zaman yaklaşık 15 gün civarında anca alabiliyor. Evrak. Ne oluyor mesela? Şimdi buradan tabii bir yazılı dilekçe istiyorlar kaymakamlığa. Kaymakamlık bu yazılı dilekçeyi havale ediyor emniyete veyahut da köyde oturuyorsa jandarmaya. Ondan sonra jandarmanın istekleri başlıyor. Bunlar nedir efendim? İşte iki adet fotoğraf, savcılıktan ihal kağıdı, ikametgah raporu, ondan sonra efendim sağlık ocağından sağlık raporu. Bunları toplayıp götürüyorsun. Bir de vergi dairesi işi var galiba. Evet, evet. Bir de vergi dairesinden bir makbuz istiyorlar yivsi silahlar için. Yani sadece yivsi silahlar için ve şey değil mi? 1 milyarın üzerinde borcu olanlara satın alma belgesi mi verilmiyor? Evet. Verilmiyor. Evet. O sıkıntı değil mi? O yeni çıktı zaten o sıkıntı. Önceden böyle bir şey yoktu. Bu en büyük sıkıntı da bu. Yani bir esnafımızın herhangi birinin 1 milyardan aşağı zaten maliyeye borcu olan yoktur. Onun için bunlar tamamen sıkıntı oluyor. Ben kendi silahımı bile yenileyemedim. Anladım. O zaman yani kaçak silah alımı, kaçak tüfek alımına mı dönüyorlar? Böyle el altından mı satılıyor? Nasıl oluyor? Yani artık millet borcunu ödeyemediği için, avda bir spor, alışkanlık olduğu için mecburen bu kaçak ruhsatsız dediğimiz, tabir ettiğimiz silahlara yöneliyorlar yani. Bu da sıkıntı oluyor tabii. Peki kaynak olarak gelirlerinizi arttırabilmesi anlamında ne yapıyorsunuz? Mesela görüyorum balıkçılık malları var. Vallahi balıkçılık yapıyoruz. İşte düğünlerde volkandır, şelaledir. Bunları satmaya çalışıyoruz. Ondan sonra elektrik gibi. Artık şeyimizi arttırabilecek ne aklımıza gelirse bunları yapmaya çalışıyoruz. Başka türlü ayakta durabilmek mümkün değil tabii. Peki bu balıkçılıkla ilgili mesela ne yapıyorsunuz? Olta satıyorsunuz. İğne takımları görüyorum. İğneler satıyorsunuz. Aynen. Olta takımı. Su, göl ve dere balıkçılığı mı? Aynen. Bizim burada zaten göletlerimiz var. Bir de Sakarya var yakın. Oraya gidiyorlar. Bu da tabii bize zaten balık malzemesi satmasak öbür türlü mümkün değil. Açık tutamayız dükkanımızı. Balık buralarda gölet çok olduğu için balığa gidiyorlar. İşte iğnedir, yemleridir bunların. Misinadır. Bu tür şeyleri, mantardır. Bunları satıyoruz. Böylelikle ikisi bir yolda. Öyleykene çok bir iç açıcı durum değil yani. Peki yıllar önce bu işi yaparken durum neydi? Daha iyiydi. Nasıl daha iyiydi? Yani? Mesela, kar mı daha iyiydi? Çok daha öncelerine gittiğimizde zordu bu ruhsat alımları. Sonra bir kolaylaştı. Şimdi bu maliye işi çıktığı için zorlaştı. Zaten adama sen anlatırken işte şuraya gideceksin buraya 5-6 kalem bir şey saydın mı adam vazgeçiyor. Alacağı varsa da almıyor. Tabii almıyor yani. Biz ikna etmeye çalışıyoruz efendim işte bu kadar uzun anlattığımıza bakmayın. İşte şöyle kolay olur böyle kolay olur ama maliyeyi hiçbir şekilde anlatamazsın tabii kimseye. İlginç. Peki yani bu sizi ciddi şekilde av sektörünü ve av bayilerini rahatsız eden bir konu. Ya av bayilerini rahatsız ediyor ama en önemlisi de şu kaçak şeye yöneliyor herkes. O önemli yani. Peki yani merdiven altı tüfek alımı başlıyor. Fişek durumu nedir? Vallahi fişek durumunda bir şey yok. Ama tüfeklerin alımında merdiven altı öne geçiyor o zaman. Aynen. İnternetle ilgili bir sıkıntı var mı? Ne gibi? İnternet satışları ile ilgili mesela.
Var var. İnternetle alakalı. Şimdi oraya reklamı yazıyor. 250 TL'ye silah diyor. Bu da merdiven altı olduğu kesin. Ondan sonra tüfeğin namlusu patlıyor. Orası patlıyor. Canı yanıyor. Eli parçalanıyor. Tabii, yüzüne tabii. Gözüne sıçrıyor. Tabii elleri parçalanıyor mutlaka. Çünkü bu merdiven altı internetle alakalı olan bölüm daha önemli bence. İnsanımızın sağlığıyla ondan sonra efendim yaralanma ölüme kadar yol açılıyor. Duyuyoruz bunları yani. Peki internette yapılan satışlarda vergi falan veriliyor mu? Vallahi ben hiç alıp satmadığım için bilmiyorum. Herhalde verilmiyordur yani. Yani o bir nevi şey mi oluyor yani ters bir iş oluyor. Tabii. Bir sopa alır gibi. Oradan bana gönder bir. Sanki sopa alıyorsun. Aldığın bir ateşli silah. Gönder, al ver. Zaten bu internet her türlü ortamı açıyor biliyorsunuz yani. Peki var mı başka söyleyeceğiniz bir şeyler? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Eyvallah, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Size yine de iyi işler diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Yakup. Nasıl gidiyor işler? Neler yaptınız? Abi işte açılalı 2-2,5 ay oluyor ortalama. İyi gidiyoruz. İşte kışa hazırlık yaptık. Güzel çizmeler, montlar, kabanlar. İşte outdoor ürünleri, kamp ürünleri. Balıkçılıkta güzel çeşidimizi arttırdık. İyi gidiyoruz yani. Hiç yaban ürünü değil mi? Yaban başka bir ürün yok. Storuz. Yaban store. Yaban store. Peki neler rağbette? Bir de onları söyle. Mesela... Bu ara balıkçılık rağbette. Balık sezonu. Balıkçılık. Evet. Balıkçılık. İşte kuşumuz başladı, ördek başladı. Onlarla ilgili kıyafet ürünleri. Kıyafetlerimiz var diyorsunuz. Çizmelerimiz var. Yani bir avcının, bir outdoorcunun gelip her şeyini bulabileceği bir mağaza olmak. Hedefimiz bu. Sırf av değil ama değil mi? Yani balıkçılıktan doğa sporlarının hemen hemen hepsiyle ilgili malzeme bulamıyoruz. Kamp malzemeleri. Kamp malzemeleri, outdoor, balıkçılık, avcılık, işte yürüyüş yapanlar için ürünlerimiz var. Doğa yürüyüşü yapanlar için malzemelerimiz var. Çok güzel. Kamp ocaklarımız var. Bu bizim son açılan bir kampanya var. En ucuz her ay bir kampanya yapıyorlar. Aynen. Var değil mi? Var. Bir böyle tüp gaz mı? Aynen iki tane tüp gaz var içinde. Hem ocak hem lüks. Fena şeklinde. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Yani. İyi abete az kaldı zaten. Evet, çok az kaldı. Peki şimdi gelelim. Burada bizim store'un kıyafetleri görüyorum. Güzel işte oduncu gömleklerimiz var, şapkalar. Zaten kışa hazırlık var. Burada gördüğün gibi çorap, aynen şapkalar, gömlekler. Pijamalar da hazır. Pijamalar hazır, içlikler var, çizmeler geldi. Yani kışla ilgili şu an tam takım hazırız. Yeni montlar gördüm. Bunlar da çok değişik. Şimdi bunlar da yaban store ürünleri. Aynen, yaban store'un kendi ürünleri. Zaten kışın kullanacağız hem içi fileli. Hem yürüyüş yapanlar için. Nefes alması için. Şeyin altında, aynen. Koltuk altında var. Şeyleri var. Gözler var orada değil mi? Güzel kullanıştırıyorlar. Çok güzel. Burada bunlar kamuflaj değil ama. Yok. Güzel şeyler değil mi? Hafif malzeme. Yağmurluk gibi. Balıkçılar için özellikle. Evet. Çok hafif malzemeler. Spinciler kullanıyor daha çok. Aynen. Efendim, burada bir de yeni bir şey gördüm. Arkada duruyor. Çocuk çocuk montları. Onlar da yeni değil mi? Onlar da yeni geldi. Bu sezon ürünleri. Ben de televizyonda çocuklar bayağı ilgi gösteriyorlar. Aynen. Çok da şık ama. Kolları da çıkıyor biliyor bunların. Öyle mi? Aynen, yelek. Her boyu var. Aynen her boyu var. Süper. Tüfek kılıfları geldi. Şöyle. Bunlar da yeni kılıflar mı? Yeni kılıflar. Yeni sezon ürünleri bunlar da. Adı mağazamızı... Tüfek kadar kıymetli kılıflar. Aynen öyle. Zaten direkt... Vallahi. Tüfeğine kıymet veren direkt bir tane alıyor. Bir tane alıyor değil mi? Aynen. Hem güveniyordur, aynen, hem de seviyordur. Aynen. Burada neyimiz var? Burada bayan ürünleri bu sene yeni geldi. Öyle mi? Hem erkekler için ürünler vardı. Çok artık güzel. Bayanlar için de ürünlerimiz var. Bayanlara da. Montlar var, işlikler var, tişörtler var bayanlar için. Çok güzel. Hareketlilik nasıl? Hareketlilik günden güne artıyor. Zaten yeniyiz, çok daha yeniyiz. Çeşidimizi yenileştiriyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre yeni çeşitler getiriyoruz. İşte bu konuda yaban store'la direkt iletişime geçiyoruz. İnternetten buldukları, beğendikleri ürünleri yabansistore.com'dan direkt mağazamıza getirip buradan beğenip almalarını sağlıyoruz. Görerek almalarını sağlıyoruz. Yiyor, deniyor. Aynen, deniyor. Beğenirse alıyor müşterimiz. O konuda iyi hizmet veriyoruz. Biz hava gidiyoruz, yarın devam edeceğiz. Sizi ziyaret etmeden geçmemiştik. Alper'e ve babaya, herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık Ali abi. Eyvallah. Görüşmek üzere. Eyvallah.